Halil Kaya, doğum tarihim 1957, Hürremşah köyü Erfelek, Sinopluydu. Çocukluğumda ben 7 yaşından itibaren okula gittim. Şimdi çocukluğumda kardeşlerim, annem, babam, komşularımız hepsi iyidir. Herkesle itibatımız bizim de iyiydi. Birbirimize her konuda yardımcı olurduk. Çalışırdık yani herkes. Birbirine bir şey hemen yardım ederdik yani. Yok kaçmazdık. Şimdi gözümüze taraf alıyoruz, kaçıyoruz. Bitlis ikisine görev yaptım. Oradan İstanbul istedik, İstanbul'a geldik. Öğretmenlik yapmaya geldim. 81 yılında Yukarı Dudul'da ilkokul öğretmeniydim. Yani bir Üsküdar'dan, Ümraniye'den araba yoktu. İki tane minibüs geldi Dudullu'ya kadar. İleri değil. Ümraniye ilçe oldu. Çalışmaları iyi yaptılar, sağ olsunlar. Şimdi her tarafa binalardan, iş yerlerinden geçemiyoruz. İş yeri çok, sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Bütün hepimiz oradan ekmek yiyoruz. Kim ne derse desin. Komşuluk ve ilişkilerimiz çok iyiydi. Herkes de iyiydi. Mesela senin bir şeyin vardı, bir hayvanın, benim de var. Otlatmaya götürüyorum, seninkini de götürürdüm. Ama şimdi öyle bir şey yok. Birbirimiz bir iş yaptığı zaman yardımcı olurduk. Ama şimdi öyle bir şey yok. Mahsus böyle teyze dönüyoruz, sağa sola dönüyoruz. Görmemezse gelip gidiyoruz yani. Başka bir şey yok. ...76 yılında evlendik. Aynı mahallenin çocuğuyuz. Her gün görüşüyorduk hayvanı otlatırken falan. Evlerimiz yakındı böyle. Uzak değildi yani. Unutamadığım anı 1980 yılında İstanbul'dan Bitlis'e gidiyorduk. Ankara'ya yaklaşınca ihtilal oldu dediler. Ankara'ya kadar gittik. Oradan bizi indirdiler. Akrabası olanlar, şu semte gidenle bu arabaya binecek, buraya gidenle buna binecek. Bizim de kimse yok tanıdığımız. Tekrar İstanbul'a döndük. Ondan sonra ertesi gün tekrar bindik. Bitlis'e kadar gittik. 80 yılında ihtilalin olduğu gece zaten biz yoldaydık. Geri döndük, bir şeyler oldu öyle. Biz de şimdi her yolda, her durakta bizim çantaları kontrol ettiler. Baktılar bir şey var mı diye. Yani öyle bir unutulmaz bir şeyimiz o yani. Başka bir durumumuz yok. Şimdiki İmraniye çok iyi. Eskiden her taraf tarlaydı. Bir şey okul yoktu. Doğru dürüst bir şey yediyordu öyle. Çok zor su yoktu. Odun yok, kömür yoktu doğru dürüst. Böyle onun için çok zorluk çektik yani. Ama şimdi de rahatıyız. Ama şimdi Allah'a şükür her türlü şey var, hiçbir zorluğu yok. Gençlere tavsiyem herkesle arkadaşlık yapmaması, iyi çalışıp annesine, babasına, büyüklerine hizmet etmesi gerekir. Çünkü rastgele kişilerle arkadaşlık yapmak şu anda İstanbul'da çok zor. Ufak bir şey de seni tuzağa düşürüyle. Benim 5-6 tane öğrencim pis işlere karıştı. Birinin 5 katlı binası gitti. Birinin 3-4 dairesi gitti. Öldü sinirden. Adam öldü, Allah rahmet eylesin. Erzurumluydu. Hatta bizim örnek konuşuyorum. Bizim bir öğrenci velisi, Kastamonlu, çaydanlık geliyor buna götürüyle. Bu sana hediye geldi diyorlar. Onu gönderiyorlar. Şey imza aldığını dahi kağıt imzalatıyorlar. Ama kağıdı burada imzalatıyor ama altında da tabii boş kağıt var. Orayı da al, şurayı imzalat, şurayı imzalat, orayı da attırıyorlar. Elinden şu anda arsasını, evini almak üzere. Mahkemelikler ne oldu bilmiyorum. Çoktan beri de görüşmedim. Mahkemede sürünüyordu yani. Onun için bu İstanbullulara çok iyi hareket etmek gerekir, çok iyi düşünmek lazım. Öyle rastgele herkesle arkadaşlık olmaz. Ben mutluyum. Ben her tarafta yaşamaktan mutluyum. Kimseye de bir kötülüğüm, şeyim olmaz. Olmadığı için de yaşıyoruz sağ olsunlar. Bizi tanıyana gerekli itibatı bize gösterirler. Biz de onlara gösteririz mesela.
Bütün öğrencilerimize tanırlar bizi, biz onları tanırız. Birbirimize sanki kardeş gibiyizdir. Ümraniyemiz çok iyi şimdi. Kötü bir yeri yok. Hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bundan iyisi olmaz. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Bundan iyisi de olmaz yani.